Hazreti Musa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin de adı İslam, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da getirdiği dinin adı İslam, değil mi ki Allah katında din deyince İslam'dır? Tabii ki hepsinde aynen İslam olacak. İslam'dan başka bir din getiren peygamber olmamış zaten. Ve sonra bilhassa son olarak kainatın efendisi aleyhissalatu vesselam'dan 500 sene önce gelmiş bulunan Hazreti İsa aleyhisselam ise büsbütün çok değişik bir hal içine sokulmuş. Öbür peygamberler hakkında söylenmeyen şeyler hikmet-i ilahiyenin icabı olarak Hazreti İsa hakkında söylenmiş ve maalesef Allah'ın peygamberi, Allah'ın Resulü sıfatından çıkartılmış, Allah'ın bir parçası, haşa, Allah'ın oğlu şeklinde bir anlayışa zorlanarak, sapıkların sapıkları, batılların batılı bir istikamete sürüklenmiş, tevhidden, İslam'dan, temelden görülmemiş bir uzaklıkla uzaklaşmışlar. Öyle aşırı gitmişler, öyle şaşkınlığa sürüklenmişler ki, ben Allah'ın kuluyum ve Resulüyüm, elçisiyim, peygamberiyim diyen Hazreti İsa'yı bizzat hayır demişler. Sen Allah'ın kulu değilsin, Allah'ın Resulü değilsin, sen Allah'ın oğlusun demişler. Allah'ın oğlu. Israrla, kastı mahsus ile ve görülmemiş bir sapıklığa düşmüşler ve orta yerde din namına bir şey kalmamış. Rabbül Alemin'in de ne kadar demek gadabını, azabını, kahrını, gazabını çekmişler ki, Kur'an-ı Kerim'in can damarı olarak ifade edilen Sure-i İhlas, Sure-i İhlas suresi, Kul huvallahu ahad suresi de böylece bu maksat için nazil olmuş. Gerçi ayetleri az, fakat mana itibariyle Efendimizin de buyurduğu gibi 3 defa İhlas suresini okuyan bir Müslüman Kur'an'ın tamamını okumuş gibi sevaba nail olur buyuruyor. 3 defa Kul huvallahu ehad, Allahus samed, lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehu küfüven ehad şeklinde 3 defa okuyan bir müminin Kur'an'ın tamamının hatmine, hatim sevabına eş bir nimete kavuşur buyurulmuş. Bu surenin tamamı işte bu sapıklığın, bu aşırılığın, bu taşkınlığın üzerine nazil olmuş. Çünkü Hristiyanlar Allahu Teala'yı tevhid dediğimiz yani birlik itikadının dışına taşırmışlar. Allah demişler 3 tanedir. Bir tanesi Allah'ın kendisi, ikincisi Allah'ın oğlu olan İsa, üçüncüsü de Hazreti Meryem'e dehalet eden Ruhul Kudüs, yani Cebrail. Allah da Allah'tır, Allah'ın oğlu İsa da Allah'tır diyorlar. Ruhul Kudüs de Allah'tır. Hem 3'tür Allah hem 1'dir diyorlar. Şu anda bütün dünya kiliseleri aynı kanaati ifade ediyorlar. Daha da ileri gidenler var. Hazreti Meryem'i Allah'ın karısı kabul ediyorlar. Hazreti Meryem'den dünyaya gelen İsa'yı Allah'ın oğlu kabul ediyorlar. Ne kadar melek varsa, melaike, melekler varsa onları da Allah'ın kızları kabul ediyorlar. Yaptıkları resimlerde meleklerin hepsini kız biçiminde, kız suretinde, açık saçık kadın suretinde, kanatlı kadınlar yapıyorlar. Görülmemiş bir sapıklık.
Rabbimiz de kul huvallahu ehad, de ki Habibim, Resulüm, Allah tektir. Allahu ehad, Allah birdir. Üç olmaz, beş olmaz, mümkün değil. Allahu samed, ancak ve ancak Allah'a sığınılır. Sığınmak için Allah'tan başkası yoktur. Hristiyanlar biliyorsunuz bir tehlike, bir sıkıntı, bir şey olduğu zaman hemen haça gerilmiş olarak kabul ettikleri Hazreti İsa'nın karşısına gidip onun önünde diz çöküp ona sığınıyorlar. Hatta çoğu zaman sinemalarda, filmlerde de görüyorsunuz bir dua edecekleri zaman, bir ölüm halinde, bir tehlike halinde hemen şu hareketi yapıyorlar. Böyle dörtlü bir hareket yapıyorlar parmaklarıyla, vücutlarının dört noktayı işaret. Bunun da haça gerilmiş bulunan Hazreti İsa'yı temsil etmek manasına kullanıyorlar. Ve sığındıkları yer Allah'ın oğlu olduğunu dedikleri İsa'dır. Rabbimiz kabul etmiyor. Allahu samed, sığınacak yer Allah'tır diyor. Lem yelid, Allah doğmamıştır. Allah baba olursa onun da bir babası olması lazım. Her babanın bir babası var. Aklen, mantıken, ilmen her babanın bir babası olması lazım. Allah baba olursa onun da bir babası olması akla geliyor. Böyle şey mümkün değil. Lem yelid, Allah doğmamıştır. Ve lem yuled, herhangi birisi tarafından doğurulmamıştır. Ve lem yekün lehu küffenehad, Allah'a eş olacak, Allah'a denk olacak, Allah'a emsal olacak hiç kimse yoktur. Lem yekün, olmamıştır. Küfüven, küfüv demek eş, denk, benzer demek. Böyle şey olmaz. Hazreti İsa'yı Allah'ın eşi, dengi, benzeri, parçası kabul ediyorlar. Böylece sapıklığa saplanmışlar. Bütün bunlar gösteriyor ki Allah katında dini hak olan Hazreti İsa'nın getirdiği din saptırılmış, çarpıtılmış ve temelden uzaklaştırılarak din olmaktan çıkmıştır. Bugün Müslümanlar Hristiyanlığa din gözüyle bakmaması lazım. O bir din değildir. Yahudilik de aynı şekilde kesinlikle din olarak görmemek lazım. Hak'tan, hakikatten uzaklaştırılmış, Allah katındaki dini İslam'dan çok uzağa atılmıştır. Din deyince İslam'dan başka bir şey akla gelmemesi lazım. Dinin de ne olduğunu Müslümanların bilmesi icap eder. Dinin ne olduğunu bilmek bütün Müslümanlara farzdır. اَدْد۪ينُ وَضُعٌ اِلٰهِيٌّ يَدْعُوا اَصْحَابَ الْعُكُولِ اِلَى مَا عِنْدَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ بِخْتِيَارِهِمْ Dinin de tarifi bütün kitaplarda böyle. اَدْد۪ينُ وَضُعٌ اِلٰهِيٌّ Din Allah'ın koyduğu hükümlerdir, kanunlardır. يَدْعُوا اَصْحَابَ الْعُكُولِ Akıl sahiplerini davet eder. Çağırır, davet eder. İlâ mâ indallâh. Allah katından gelen hükümleri, emirleri, ayetleri tasdik etmeye çağırır. Ve Rasûlillah, Allah Rasûlü'nün getirdiği esasları tasdik etmeye çağırır. Bihtiyârihim, insanların arzusuyla, isteğiyle, ihtiyarıyla. Cebren yok. Cebren, zorlayarak, silah tehdidiyle, öldürme tehdidiyle hiç kimseyi Müslüman yapmak yoktur. Müslüman olmak ihtiyaridir. Yani kişinin seçmesiyle, kişinin istemesiyle, kişinin iradesiyle. Korkutarak, zorlayarak, ölümle tehdit ederek bir kimseyi Müslüman yapmak yoktur. Böyle bir şeye teşebbüs eden insan, Müslüman, günahkar olur, cehennemlik olur, sorumlu olur. Yani bir kimseye tabancanın namlusunu şakağına dayasanız da ulan deseniz Ermeni yahut Rum, Yahudi Müslüman olacaksın, Müslüman olmazsan seni öldürürüm deseniz o da bu silahın namlusundan korkarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulüh dese bunun Müslümanlığı kabul değil,
bu yola tenezzül eden, tevessül eden Müslümanı cehennemde